Cemre Gelin'in yatak odası gri mobilyalara ev sahipliği yapıyor. Kristal taşlı avize odanın tarzına uygun bir seçim. Oda küçük olduğu için aynı detaylı gri gardırop keşke sürgü kapaklı tercih edilseymiş. Beyaz gri kombinli makyaj aynası ebat olarak biraz büyük. O halde odadan ayrılırken Cemre Gelin'e daha küçük ebatlarda ve açık renk mobilya seçiminin yatak odası için daha uygun olacağını hatırlatalım ve sözü gelinlerimize bırakalım. Benim çok dikkatimi çeken bir şey var. Biraz egoistsin sanırım. Kombiyi bile kendi fotoğrafınla kaplamışsın. Yani oraya bir dolap isterdim. Hani en azından beyaz ya da gri bir dolap isterdim. Oranın bütünlüğünü korumak ben adına. Ben burada geçici, benim kendi evim ama geçici oturuyorum hayatım. Ya geçici ya, otururken ya, örnek veriyorum yani komedinleri. Zaten yapacağım tadilatı yaptırdım eve. Zaten yani çok kötü bir durumdaydı. Videolarını da gösteririm yani. Ben yapabileceğimin en fazlasını yaptım. Zaten bir sene sonra çıkacağım eve niye o kadar masraf yapayım? Şöyle o zaman komedinleri iptal ederdin. Onların maliyetinin yerine de orayı ya bütünlüğü korumak adına canım, ya beyaz ya griyi dolap alırdın. Ama. Yani bir şey söyleyeceğim. Fotoğrafı kapatmak için mi koydun? Ben orayı yani biraz kaçırdım da. Kombiyi kapatmak için evet, peki bir şey söyleyeceğim. Sence orada asıl kapatılması gereken kombi mi? Doğalgaz borularından mı bahsediyorsun? Evet. Ne yapabilirim onu diyorum yani ya. Bence orayı kapatacak bir dolap falan yaptırsan hayır, daha iyi olmaz mıydı? Hayır diyorum ya geçici yani oturacağım. Kendi evim burası kapat. Ve ben geçici olarak ama buradayım. Ama tamam geçici oturacaksan yani kombiyi de kapatma o zaman. Hayır niye... Hayır orada dursun resmi. Biz niye boşuna mı çektirdik onu? Tamam ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bence siz anladınız da beni. Ben anladım. Kapatmak ben istediğin anladım, asıl ya. Gereken bir yer var. Sonrası da doğalgaz boruları. Bence çok çirkin bir görüntü var orada. Onu kapatacağına hani acaba orayı mı kapatsaydın? Obje koyabilirdin. Ya koydum. Ben de mesela prizlerimin önüne objeler koydum. Kapattım. Oraya bir dolap hani çok maliyetli bir şey değil. Düz bir dolap. Çok maliyetli canım, olmuyor. Canım çıkacağım diyorum. Ben nereye koyayım? Ya sonuçta çıkacaksın ama bu ev yine senin. Ya bu arada böyle çok amaçlı dolaplar var. Kombiyi kapatmak için yaparsın. Sonra balkonuna koyarsın. İşte mutfağında bir köşeye koyarsın. Hani sen bunu burada bırakıp gitmeyeceksin ya sonuçta değil mi? Ama kapattıktan sonra kullanabilirsin. Ben ona evlenmeden yani şey bu evde oturacağım belli değildi. Kiracıyı bir anda çıkarttık. Zaten o belli zaten oluyor. Zaten alınmıştık. Ben bunları ne yapacağım o zaman? Tamam. Atayım onlar, mı bunu? Seti mi bulsun? Hizasından yaptırabilirdin. Aynı sen evdeki nereden bulacağım? Beyaz aynı yaptırabilirdin. Green'in üstüne beyaz mı uyum sağlardı. Green'in üstüne beyaz yaptıracağım. Evet, tüllerinle uyum sağlardı en azından. Ha sadece tüle neyse, dolap yaptıracağım. Neyse ben yatak odasını yorumlayabilir miyim? Artık kombiyi bir bırakalım ha. Ama ben bir yatak odasına yorum yapmak canım istiyorum. Bana dolabın rengi çok hoş geldi. Ama teşekkür aynalarını ederim. Çok yoğun buldum. Çok yoğun aynaları var. Avizen güzel, kibar bence. Teşekkür ederim. Yatak başlığın da güzel, odana uyumlu. Sadece aynaları bana çok yoğun geldi ve tülünü de sevemedim. Tülün de çok böyle yaldır yaldır. Şu an ışıktan dolayı böyle normal gün ışığında benim ışığımda böyle parlamıyor ayrıca. Abi bilmiyorum yani çok yaldır yaldır geldi fonu bana yine de böyle. Fonu nasıl peki? Fonlarını da sevemedim. Çok simli geldi bana. Bir de ben zaten normalde de fon sevmiyorum. Bir de şunları hiç beğenemedim. Bana göre bu biraz eskide kaldı. Bu oda senin olsaydı fon kullanır mıydın mesela? Ben daha yeni ben yine ben kendi evimde de kullanmadım. Yine kullanmam. Ama biraz fer olması için fon bence de kullanmaması gerekiyordu. Kübra sen hiç konuşmadın hani komedinler hakkında falan bir şey söylemek ister yani misin? Konuşacağım tabii ki de. Lafınızı bölmek istemiyorum. Çünkü artık bir türlü sıra gelmiyor ve hırçınlaşmak da istemiyorum. O yüzden sakin kalmaya çalışıyorum. Yatak odanın hakkında genel olarak bir yorum yapmak istiyorum. Yatak başlığını beğendim. Gayet uyumlu. Dolabını sevdim. Çünkü ben de böyle bir şey almak istiyordum ama almadım. O yüzden sevdim. Sadece şunlar biraz... Kule gibi dizilmiş biraz. Yani ayrı... Canım kafana mı dizeyim? Odada yer mi var? Benim kafama dizme çünkü ben burada yaşamıyorum. Yani çok kullanamazsın o zaman komodinleri. Ama niye öyle bir benzetme yapıyorsun? Yani görmüyorum. Ama kule gibi dizmişsin. Gözlerin görmüyor gelmiş. Bak bakalım bak, ya. Çok görüyor. Bak, şöyle bir sıkıntı var. Çok ışım ışıl yapmışsın. Şuraya mı? Ya küçücük odaya. Arkadaşım görmüyor musun ya? O yüzden dolayı biraz görmüyor olabilirim. Allah Allah. Göz yani, doktoruna götüreyim seni. Ben yorumlamayayım seni istiyorsan. Aslanım gibi ben de çıkıp gideyim. Hiç yorumlamayayım. Ben hiçbir şey söylemeyeyim sana. Diğer odalarda da aynısını yaptım. Burada da aynısını yapıyorsun. Bence de biraz daha yani şey biraz yapma sakin yani. Ol biraz bence. Daha yani bu kadar hayır, ışık cevaplar veriyorsun. Işık ama yani bu ışık değil mi? Bak simleri getirmişsin, oraya koymuşsun, aynan var. Benim zevkim, ben senin zevkine nasıl saygı kapı kulplu gibi baksana, kapı kulplu gibi onlar. Sen de benim zevkime saygı duymak zorundasın. Saygı değil canım benim, ben buraya neden katıldım? Kendi evime yorumlattım size, ben de sinirinizi yorumluyorum. Mantıklı bir şey söyle bana ya, bunu başka koyabileceğim bir yer var mı? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kule bunu gibi koymuşsun dediğim mantıksız. Arkadaşım mantıklı. Ama bir dakika, bir dakika. Kule gibi koydun dediğim mantıksız, senin kafanın üstüne mi koyayım dediğin mantıklı mı?
Ama sen bana o lafı istiyorsun yani. Söyleyip duruyorsun zorla. Nereye koyayım? Odada başka yer mi var? Ben daha yorum arkadaşım yapmayacağım çünkü. Arkadaşım yatak odanı ne kadar aldın? Çok alakalı gerçekten. Arkadaşım. Alakası olduğunu ben mobilyalarımı toplu bir şekilde almıştım ama yatak odam 13,5 TL'ydi. Yani 13,5 bin. Bin pardon. 13,500 desen. TL mi? 13,500 ne diyeyim? Cemre'cim finans müdürü olarak sen söyle bakalım. Ay bir de finans müdürüm rezil olacağım. Şu ağırlık yaptı galiba, çıkartayım ben bunu. Taçtan dolayı mı kafan karıştı yani? Ağırlık yaptı, çalışmadı bir an. Şimdi ne diyorsun? 13,5 bin TL miydi? 13,500 TL canım. Anladım. Yani ne içinde dolabın. Evet. Aynalığın komünleri. Çok uygun aldım. O kadar. Bir anda fiyatlar arttı ve çok memnunum. Perdelerim yani peki fonlarla birlikte? Perdelerimi salonumla birlikte 5000 TL'ye yaptırdım. Cemre Hanım çok uyumlu bulmasam da yatak örtünüzün fiyatını öğrenebilir miyim? Neye uyumlu bulamadım pardon? Çünkü her yer çok gri, çok ama şurada pembe bir şey vardı, o neydi? Orada puf pembe mu? Sandığım vardı. Hem de puf olarak ya bulundum. Öyle, hem öyle de ama daha yani her yerden aldın? Gri yaptın. Yok, burayı da gri vardı. Yapsaydın. Gıp gri mi oluyor? Ben yani renkli bir insan. Zaten her yeterince griydi. Ben renkli bir insan. Böyleyim. Zevkim böyleyse de böyle düşedim. Ya üzerinde çok, görüyoruz çok sadece ama renkliliği. Evim muhteşem. Fiyatı bayılırım nedir peki yatak ya odası? Ya eviniz güzel de biz de eleştirmek TL. Zorundayız yani. 3500 TL aldım. Yani biraz bu modele göre çok fazla buldum fiyatını. Çok kaliteli bir marka ama bir bakarsan. Anlar. Şimdi biz markasını konuşmuyoruz yani ki ne alaka ya? Değil. Yorum fazla yapıyoruz. Diyor ya, fazla görseydi diyor. Tamam markasını konuşmuyoruz ki yorum fazla yapıyoruz şurada. Işte. Her şeyi bir ya şey söylüyorsun. Ya sen avukatı mısın? Pardon. Evet bak ben senin bundan sonra avukatını tamam. Hiç eleştiriler açık değilsin zaman. Biraz daha sakin. Ben olsam senin yerinde katılmazdım. Gerçekten katılmazdım. Ay sen niye katılıyorsun? Niye katılmayayım yani ben bu kadar. Sana bekar evi dediler. Arkadaşlar ben çok sıkıldım. Çok sıkıldım, ben çıkmak istiyorum gerçekten. Güle güle. Zaten bizi de konuşturmuyor. Size de güle güle, biz de çıkalım buradan. Hayır ya, beğenmedin mi salonunu? Konuştum zaten yeterince, daha fazla neyi konuşalım? Havluları mı konuşalım sabaha kadar? Mutlu tutuldu o yüzden konuşamıyorsun. Evet, 13,5 bin TL'lik yatak odam bana göre değildi. Hiç beğenmedim.